Selam dostlar, yeni formatımıza hoş geldiniz. Bundan böyle otomobilleri nesini beğendim, nesini beğenmedim formatında sizlerle paylaşacağız. Ve ilk konuğumuz 3. nesil BMW X1 S-Drive 20i. Önce beğendiklerim. Bir kere tasarımı önceki neslinden de rakipleri Mercedes GLA, Audi Q3 ve Volvo XC40'dan çok daha görkemli, daha dinamik ve onlardan daha cüsseli bir görüntü veriyor. Özellikle iç mekan tasarımı üst sınıf bir SUV'den farklı. Adaptif Cruise Control ve şeritte kalma yardımcısından oluşan yarı otonom sürüş sunan profesyonel sürüş asistanı, geri manevra asistanı ve park asistanı. Euro NCAP'ten 2022'de 5 yıldız almayı başaran güvenlik seviyesi ve ekipmanları. Mild hibrit desteğiyle WLTP döngüsüne göre 6 litre, Mesut abiye göre 7 litre civarında yakıt tüketimi. Elektrikli ve hafızalı ön koltuklar, panoramik cam tavan, tamamen deri döşeme, Harman Kardon ses sistemi gibi birçok özelliğiyle C-SUV sınıfının çok üstünde bir donanım seviyesi. Çok başarılı motor şanzıman uyumu ve sağladığı sürüş keyfi. Üç silindirli 1.5 litre hacimli bir motora sahip olmasına rağmen 170 beygir güç, 280 Nm tork, 216 km saat maksimum hız ve 8.3 saniyelik 0-100 ivmelenme sunan bir performans. Hibrit teknolojisinin zorunlu kıldığı bagaj daralmasına rağmen 500 litrelik bagaj alanı ve arka koltukların ileri geri hareket etmesiyle çok daha genişleyen bagaj alanı. Beğendiklerim tabii ki bunlarla sınırlı değil ama öne çıkarılması gereken bunlardı. Şimdilik bunlarla yetinelim. Ve beğenmediklerim. 19 inçlik jantlar ve kısa yanaklı lastikler yüzünden olumsuz etkilenen sürüş konforu. Özellikle TEM otoyolu gibi eski nesil asfaltlarda içeriye fazlasıyla yansıyan lastik yuvarlanma sesi. Dacia Duster'dakine benzer böyle elinizi içine sokarak kavramaya çalıştığınız ama Dacia'dakinden daha kısa olduğu için kavramakta güçlük çektiğiniz kapı kolu. Tamamen açılmayan, ciddi bir kısmı dışarıda kalan arka kapı camı. BMW dinamiğine pek de uymayan, aşırı renkli, çok oyuncaklı, kafa karıştıran, göz yoran gösterge paneli ve ekran grafikleri. Fiyatı aşağıda yazıyor.
Onu da beğenip beğenmemek size kalsın. Peki bu videoyu beğendiniz mi? Beğendiğinizi göstermek için beğen butonuna basmayı ve arkadaşlarınıza tabii ki paylaşmayı unutmayın. Eğer takip etmiyorsanız ya da abone değilseniz de abone olmayı, zili çaldırmayı ihmal etmeyin. Hadi hoşça kalın.